Hacı Mecid. Türkiye'ye gelmezden evvel Urumya'nın dağlarından Hakkari'ye ve Türkiye'nin ışıklarına bakardım. Keşke kısmet olsaydı da İstanbul'u bir görseydim. Göy Mescidi, Sultanahmet Camisi'nde bir namaz kılsaydım derdim. Nihayet bir gün bir şoför dostumla pasaport çıkarıp Türkiye'ye girdim. Gümrükte işlemlerimizi bitirdikten sonra Doğu Beyazıt'ta jandarma yoklamasına geldik. Ben başımda tekke ve cübbeli bir esbabım vardı. Yoklama için aşağı indik. Daha ne olduğunu bile soruşmadan sarışın bir kumandir, galiba assubaydı, bunlar teröristtir diye bizi yumruklamaya ve askeri botlarıyla bizi tepelemeye başladı. Ay kumandir vurma, ben Türk'üm, İran'a Azeri'yim dediysem de bizi baylana gider vurdular. Mescid, Sultanahmet, hayalimdeki bütün güzel şeyler birdenbire uçup gitti. Bir neçe aklı başında şoför bize gidin şikayet edin dediler. İstemeye istemeye olsa da gittik. Üç ulduzlu bir kumandir vardı. İnan ki de yüzbaşıydı. Büyükleriymiş. Beni görüp dinleyince acıdı. Evine götürdü. Hekimler çağırdı ve benim yaralarımı tımar ettirdi. Gece evinde kaldım. Allah razı olsun. Sabah emir etti ve beni döveni tapıp getirdi. Bu yaşlı günahsız adamı niye dövdün? Dedik de, efendim bunlar teröristtir dedi. Komandir yüzbaşı ona ele vurdu ki ben yeter diyerek araya girdim. Yoksa o sarı askeri öldürecek idi. Ve dönüp bana, buraya bir kol çek, yani imza at, bunu ordudan attıram dedi. Ama ben kabul eylemedim. Kumandir yüzbaşı ağladı. Lütfen imza at dedi. Ben yine atmadım. İki Türk askeri benim yüzümden cenk eyleyecek. Ben mesuliyet taşıyabilmirem. Beni bağışla dedim. Ve Doğu Beyazıt'tan geri dönüp gittim. Koy İstanbul'un, Göy Mescid'in hayalı kalsın geldiğimde dedim. Mekanı cennet olsun, cennet olsun.